Geldik dudak makyajına. Dudak makyajında da bana sorulan birçok soru var. Onları baz alarak işte dudağımı daha nasıl daha büyük gösteririm, nasıl daha küçük gösteririm, nasıl renk seçmeliyim, nasıl boyamalıyım, nasıl ürünler kullanmalıyım gibi birçok soru var. Ben ilk önce dudağı nasıl biraz daha olduğundan büyük gösterirsiniz. Bununla başlayacağım. Bu kullandığınız highlight pudralar, bu kısımlarda da kullandığımız ve burun üstünde şakaklarda kullandığımız highlight pudralar, yani sedefli, parlak, açık renk bir pudra açıkçası. Onu alıp dudağın şu üst kısmına, üst çizgisine hafifçe sürdüğünüzde orası biraz daha ışık aldığı için daha dışarı çıkıyor olacak. Yani dudağınız daha önde, daha büyük, daha dolgun gözüküyor olacak. Bir kalem yardımıyla dudağı dörde böldüğünüzü düşünün. Birinci çizgi, ikinci çizgi, üçüncü çizgi ve dördüncü çizgi şeklinde dörde bölüp dört aşamada boyayın. İlk önce bu kısımda dudağınızın biraz daha iri gözükmesini istiyorsanız çizginin bir milim dışından, yani yine çizgiye kalemi dokundurup ama dışına doğru hafif dokundurup dışından çiziyorum iri gözükmesi için. Yani bu şey değil, çizgiden bir adım boşluk bırakıp dışından değil. Sadece dudağın kendi doğal çizgisine dokunarak dışından çiziyorum. Bu zaten olduğundan daha iri görünmesini sağlıyor. İlk önce bu kenarını çizdim. Sonra diğer kenarını çizeceğim. Bunu da yine çok hassas hareketlerle yapıyorum. Minik minik hareketlerle yapıyorum. Burayı da doldurduktan sonra arada bir boşluk kalıyor. O boşluğu en son dolduruyorum ki küçük bir boşluk olduğu için çok şekilde bozukluk olmuyor. Yani direkt sıfırdan başlayıp burayı şekillendirip sonra burayı şekillendirmeye çalışsam şu arayı tutturamayabilirim. Siz de tutturamayabilirsiniz. Onun için ilk önce burayı çizip sonra burayı çizip arada minik bir boşluk bırakıp orayı da bu şekilde aşağı doğru çizdiğimde herhangi bir şekil bozukluğu olmuyor. Sonra altta da şu şekilde İki aşamada bitiriyorum alt dudağı da çizmeyi. Gördüğünüz gibi deminkinden daha iri, daha dolgun bir dudak oldu. Üzerini bir rujla doldurduğunda hem daha iri dolgun hem de daha güzel gözüküyor olacak. Ruju da fırça yardımıyla yine kullanıyorum. Çünkü dudağı çizdim ve şekillendirdim. Ruju direkt sürerek o çizgilerini bozmak istemiyorum. Bir rujla iç kısmını hafif doldurup çizgilerin üstüne doğru ruju taşıyorum. Üstte de aynı şekilde çizmiş olduğum çizgilerin içine ruju doldurup yayıyorum. Dudağınızın daha küçük görünmesini isterseniz, o tarz istekleri olan bayanlar da olabiliyor. O zaman fonten sürdüğünüz fırçayla dudağınızı hafif öldürüp ondan sonra hiç kaleme çizmeden dudağınızın daha iç kısımlarına renk verebilirsiniz. O da daha küçük görmesini sağlar dudağınızın. Bazı bayanlar dudaklarının çok koyu olmasından şikayetçi ve ruj rengini alamamaktan şikayetçi. Aynı o bayanlar da çok ince bir gözaltı kapasıyla dudaklarını önce kapatıp üzerine ruj uygulaması yapabilirler. Ruj uygulaması yaptıktan sonra kenara taşıranlar olabilir. O kenara taşıranlar da gözaltı kapatıcı fırçasıyla ya da gözaltı kapatıcı kullanarak ince bir fırçayla kenarlarını şu an benim yaptığım gibi temizleyip daha da netleştirebilirler. Gördüğünüz gibi dudak uygulamamızı da yaptık. Full bir makyaj sonucuna ulaştık.